Şimdi soluk aldıran bir haber getirmek istiyorum ekrana. Daha yaz gelmedi ama turizmciler şimdiden kolları sıvamış durumdalar. Binlerce turizmci fuarda buluştu, bölgesine turist çekmek için yarıştı. Tabii yarış turizm olunca, bölgeye insan çekmek üzerine olunca çok renkli görüntüler de ortaya çıktı, izliyoruz. ...85 ülkeden gelen turizmci, binlerce yerli firma 4 gün boyunca İstanbul'da yeni pazarlar arayacak. Ülkemizin bu anlamda yüzü gülsün, bütün turizm sektörünün yüzü gülsün. Baca sanayinin getireceği paraya ihtiyacımız var. Bunun için de 81 il seyahat ve turizm fuarına katıldı. Hem de yöresel simgeleriyle. Nakkale standında Truva atı, cansız gibi görünmeye çalışan canlı heykeller vardı. Bilecik'te ellerinde balta ve kılıçlarla Alpler nöbetteydi. Erzurum'daysa davul sesi yükseldi. Bar ekibi Erzurum'un yöresel halk oyununu oynuyordu. Bursa'nın Karagöz ve Hacivat'ı, İzmir'in Çeşmesi müzikle. Plajı ve kumuyla emitledi. Akçakoçalı kadınlar da oradaydı. Ayvalık standından o meşhur tostun kokusu yayıldı. Çeşmeden yayık ayrıktı. Herkes tatil için bize gelin dedi. Biz şimdi yabancı turizmleri de açmak istiyoruz. Ege ve Marmara Denizi balıklar için büyük avantaj. Sahilleri, dağları kadar. Ve özellikle Sındırgı'da jeotermal turizm alanı ilan edildi. Kastamonu sarımsağıyla, sarımsak güzeliyle fuardaydı.